Mürşidin dervişine olan yakınlığı ile dervişin mürşidine olan yakınlığı nasıl anlaşılır? Mürşidin dervişe yakınlığı anlaşılmaz. Bu manevi bir durumdur. Mürşid bütün dervişlerine yakındır. Eğer o derviş de, eğer onu gönlünden içeri almışsa, eğer o onunla beraber olup vuslata yolculuk yapıyorsa, Allah'a koşuyorsa, benim istediğim Allah'tır diyorsa, bu durumda mürşid ona yakındır. O mürşide yakındır. Ama böyle bir şey yoksa, yani Allah'a vasıl olmak için, dost olmak için tabi olmamışsa, sadece ben de işte orada bulunayım ya da işte ben de tabi oldum demekle kimse tabi olmaz, tabi olmuş olmaz. O derviş olmuş olmaz, mürid olmuş olmaz. İrade etmesi gerekir. Rabbini istemesi gerekir, irade etmesi gerekir çünkü. Yakınlığı mürşidi üzerinden değil, kendi gönlünden anlaması gerekir. Yani mürşidine ne kadar yakın olduğunu kendi gönlünden anlaması gerekir. Nasıl anlar? Ne yapabilirsin onun için? Ya da onu ne kadar dinliyorsun? Her konuda ben yokum, o var diyebiliyor musun? Onun senin için verdiği her hükmü kabul edebiliyor musun? Bu durumda ona tabi olmuşsun. Aklın onun aklına tabi olmuş, iraden onun iradesine tabi olmuş. O neyi söylerse söylesin. Senin o konuda ne kadar ilmin olursa olsun, ben bilmiyorum, o var diyebiliyor musun? Onun her söylediğini olduğu gibi kabul edebiliyor musun? Anlamasan bile. Sonuçta eğer yolculuğu yapacaksan onunla beraber gitmen gerekiyor. Ona itiraz ettiğine seni götüremez. Durursun orada çünkü. Çünkü sana öğreteceği her şey yenidir. Yepyenidir. Tabiri caizse bambaşka bir hale bürünüyorsun, o hale bürünmeyi kabul etmen lazım. Bırak dediklerini bırakman lazım. Tut dediklerini tutman lazım. Yakınlığı kendi gönlünden herkes anlar. Ne kadar yapabiliyorsa yakınlığı o kadardır. Yoksa zahiri olarak muamelesine göre değildir. Elbette ki zahiri olarak muamelede de anlaşılır ama asıl anlaşılması gereken insanın kendi gönlünden anlaması gerektiğidir. Gönlünden anladığı dost doğruydur. Evet, öteki mesela birine yakınlık gösterir. O düşmüş olduğu içindir. Onu kaldırmak için o yakınlığı gösterir. Ya da gerçekten onu hak etmiş olabilir. Ona layık olmuş olabilir. Onun için ikisi birbirinin tersidir. Her ikisinde de yakınlığı gösteriyor. Ama biri düşmüş, öteki düşeni kaldırdığı içindir. İkisi birbirinden tam tersidir. Biri düşenleri kaldırıyor, öteki düşmüş. İkisine de aynı yakınlığı gösterir. O muhabbeti gösterir. Biri ayakta dursun diye, öteki güçlensin, onun diğerlerini taşısın diyedir. Evet. Yani mürşidin üzerinden anlaşılmaz, kendi gönlünden anlaşılır.